Eğitim senedi açıklama yaptınız. O evet. Zaman bu olayı bize ilk gelişimini anlatırsınız. Sorun nerede başladı? Sorun benim görev yerim aslında Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'ndayım. Fakat Uluslararası İlişkiler Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin altında yer aldığı için İBF'deki yöneticiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümündeki hocalar beni istedikleri zaman, istedikleri gibi görevlendirebileceklerini düşündüler. Ben uzun süre refakat iznindeydim. Aynı zamanda o yıl yıllık izin de kullandım, cenaze izni de kullandım. Çok defa izin kullanmak zorunda kaldım ve şehir dışındaydım. Ben izindeyken bana sürekli benden iş talep ettiler. Bunları öğrenciler mağdur olmasın diye yerine getirmeye çalıştım. Fakat sözlü olarak izinde olduğum için, hastanede babama refakat ettiğim için elimde bilgisayarımın olmadığını ve telefonla bu işleri yapamadığımı, EBS'ye çok kolay giremediğimi sözlü olarak belirttim. Olumlu bir yanıt alamadım. En sonunda 5 Aralık Cumartesi 2020 tarihinde amcamın cenazesinin olduğu gün beni görevlendirmişler ama hiçbir resmi tebligat, resmi bir bildirim yoktu. Bir WhatsApp grubundan görevlendirilmişim ve ben bunu fark edemedim. Çünkü cenazede olduğum gün WhatsApp gruplarını takip etme zorunluluğum yok ki zaten WhatsApp'tan görevlendirme yapılamaz. Ayrıca ben Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde çalıştığım için enstitü müdürü bana o dönemde 2 tane süreli görev vermiş. Bana süreli görevleri yetiştirmekle uğraşıyordum. Daha sonra öğrencilerden gelen mailler üzerine görevlendirildiğimi öğrendim. Ve bana görev verdiği iddia edilen kişiye WhatsApp üzerinden görevlendirme yapamayacağını, kendisinin yetkisiz olduğunu, benim izinde olduğumu ve görevlendirme yapılırken mevzuata uyulması gerektiğini rica ettim. Ayrıca o kişiye de personeli olmadığımı da belirttim. Sonra bunun üzerine bana soruşturma açılmış. Önce hakaret var dediler fakat daha sonradan görevini yapmadı diye bir ceza verdiler. Ben görevin ne olduğunu da bilmiyorum çünkü resmi bir tebligat olmadığı için görevinde içeriği açıklanmadığından sadece öğrencilerin maillerinden şunu anladım. 5 Aralık vizelerin başladığı gündü. Sınavlarda bir takım problemler yaşamışlar. Bu problemlerin ne olduğunu, bu problemlerin giderilmesine dair bana mail attı öğrenciler. Öğrencilerden gün içerisinde yüzlerce mail aldım. Bu aynı zamanda enstitüdeki işlerimi de internet üzerinden yaptığım için bu işlerimi de engelledi açıkçası. Ama ben enstitüden bana verilen bütün görevleri tam zamanında yerine getirdim. Öğrenciler mağdur olmasın diye de öğrencilerden gelen talepleri de bir şekilde yetiştirmeye çalıştım. Ve o işi de zamanında bitirdim, gece gündüz çalışarak. Yani bu yaptıkları şey dava açmışsınız herhalde, dava açtırmışsınız. Evet, bana kınama cezası verdiler. Ben kınama cezasına da itiraz ettim. Çünkü soruşturma açtıkları ve bana belirttikleri gerekçe başkaydı. Verdikleri ceza başkaydı ve savunmanın gizliliği ilkesi, bu evrensel bir prensiptir. Bunu ihlal etmişler. Üstüne üstlük benim savunmam üzerinden bana ceza verilmişti. Savunmanız üzerinden size ceza verilmişler. Ya siz bu dava sonucunda kazandınız. Haklı evet, kınama cezam iptal edildi. Yani hangi mahkeme? Malatya 2. İdare Mahkemesi. Evet. 21, yani 2021 tarihinde aynen iptal edilmiş. Şimdi siz bu konuyla ilgili eğitim sende geçen günlerde açıklama yaptınız. Sonrasındaki süreçte herhalde mobbing devam etti. Yani artarak, hani baskı devam etti. Evet. En sonunda bir sınav gözetmenlik durumuydu değil mi size? Evet. Gözetmenlik sırasında bir öğretim görevlisi öğretim tarafından dışarı çıkartılıyorsunuz. Orada sizin öğretim şeyiniz var.
Görev belgeniz var. Benim görev belgem var. Şunu söyleyeyim, genelde sözlü görev verirler. Ancak ben kendilerinden çok önemli konularda, aslında sadece çok önemli konularda değil, hemen hemen her konuda yazılı emir talep ediyorum. Yazılı emir gerektiriyor çünkü verdikleri. Sınav gözetmenliği görevini de bana yazılı ve imza karşılığı olarak verdiler. Fakat ben buna itirazda bulundum. Bunun da nedeni şuydu. Bu görevlendirmeyi yine enstitü üzerinden yapmadılar. Sosyal bilimler enstitü üzerinden yapmaları gerekiyor. Oraya bildirmeleri gerekiyor. Bildirmedikleri takdirde aynı gün Sosyal Bilimler Enstitüsü bana başka bir görev verebilir ki daha önce böyle bir şey olmuştu zaten. Görevlendirmeler çakışmasın diye konuyu detaylarıyla anlatan ve içinde usulün nasıl izlenmesi gerektiğini de anlatan bir dilekçe vermiştim. Fakat sınav gününe kadar benim dilekçem cevaplanmadı. Sınav günü ben göreve gitmek zorundaydım. Bunu sendikanın avukatlarına da danıştım. Kendi özel avukatıma da danıştım. Çünkü yazılı bir görev veriliyorsa yazılı bir belgeyle iptal edilir. Ben sınavlar başlayınca gözetmenlik görevlerimi yaptım. Başka bölümlerin sınavlarına girdiğimde bir sorun yaşamadım. Fakat siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünün sınavına girdiğimde o bölümün hocası tarafından sınıfa girdiğimde şöyle el hareketiyle kovuldum. Hocanın yanına gittim, görev belgemi gösterdim. Islak imzalı olan, üzerinde imzaların yer aldığı. Görevimi yapacağımı söyledim, yapmam gerektiğini söyledim. Sen nasıl itiraz dilekçesi verirsin dedi. Görevi itiraz etmek senin ne haddine dedi. Ve daha sonra beni iseklemeye başladı. Ben de geri çekildim. Geri çekilince sınıftan çıkacağımı düşündük. Şu kapıya doğru yönelmiştim. A4 kağıtla bir tükenmez kalem uzattım. Hocam dedim, yazılı emir verin, öyle çıkayım. Başka türlü çıkamam. Çünkü görevimi yapmadı diye hakkında soruşturma açılma olasılığı çok yüksek dedim. Hayır, hayır, çık dışarı dedi. Sonra cep telefonumu çıkarttım. Video çekiyorum diye sözlü uyararak video çekimine başladım. Daha sonra yine beni iteklemeye başladı omzumdan ve sırtımdan. Ben hocadan geri çekildikçe o benim sürekli üstüme geldi. Ben bir ara duvara sıkıştım. Yapıştım duvara, hoca üstüme geliyordu. Aradan kaçtım. Hocam dedim, elimde resmi görev belgem var. Bir tebligat, bunun dışında başka bir tebligat yapılmadı. Ben bu sınava girmek zorundayım. Görevimi engelliyorsunuz dedim. Bana yine dışarı çıkmamı söyledi. İteklemeye devam etti. Hocaya tekrar şey dedim. Hocam dedim, sınava girmek zorundayım. Görev belgem var. Girmezsem hakkında görevini yapmadı diye tekrar soruşturma açılır. Bu sebeple sınava devam etmek zorundayım dedim. Yine iteklemeye devam etti. Hocam o zaman ben sınıftan çıkıyorum, bu video görüntüsü de delil olsun dedim. Sınıftan çıktım, videoyu kapattım. Bu olay salı günü saat 12'de, vize sınavları ikinci günü Amfi Ağa'da gerçekleşti. Evet, 16 Kasım'da. Ve ben kapıdan çıkarken şunu söyledim hocaya. Amfi Ağa'daki bütün öğrencileri mahkemede şahit göstereceğim dedim. Gösterirsen göster, çık dedi. Beni yine itekledi, kapıyı çıktı. Sonra ben de dışarıya çıktım. Önce ne yapacağımı bilemedim. Görüntüleri hemen avukatıma ve aileme yolladım. Ondan sonra rektörlüğe gittim. Rektör ve yardımcılarıyla görüşmek istedim. Hiçbiri benimle görüşmeyi kabul etmedi. Fakat ben genel sekreter, rektörlük genel sekreterine ulaştım. Ona
video görüntülerini gösterdim. Bana hiçbir şey söylemedi. Sonra hukuk müşavirliğine gittim. Hukuk müşavirliğindeki avukatlarla görüştüm. Onlar da konuyla ilgili dilekçe vermemi istediler. Hangi birime vereceğimi sordum. Sınavlar İktisad ve İdari İlimler Fakültesi'nde olduğu için İDEF dekanlığa vermem gerektiğini söylediler. Oraya bir dilekçemi ilettim. Henüz bir cevap alabilmiş değilim. Ancak şunu söyleyeyim, saldırıdan 3 saat sonra benim görevimin iptal edildiğine dair elime bir yazı geldi ve teslim tebellü belgesiyle geldi. Saat tarihi ne yazıyor? Var mı bir saat oluyor mu onlarda saat tarihi? Saat tarih olmuyor fakat şöyle bir şey var. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı WhatsApp'tan bana şey yazmış. Bu görev iptaline dair olan yazıyı kimden teslim alabileceğimi, onun saati var. Şeye bakmadım, teslim tebellü belgesini imzaladım, orada tarih var ama saat belki hani evraklarda yazıyor olabilir. Evraklar şu anda elimde. Uluslararası İşler Bölüm Sekreteri de cenaze izninde olduğu için şu anda hani onunla görüşüp ondan alamıyorum. Başka bir bölüme gidip oradan görevlendirme iptalini aldım. Yani siz onu şey yapmak için sonradan görev önüme kağıdı yazmışlar. Yani oradan aldı çıkmışlar. Ben 10 gündür dilekçeme cevap bekledim. Görevime itiraz ettikten sonra 10 gün geçti, bana hala cevap verilmedi. Ben pazartesi sınavlara girmek durumunda kaldım. Salı günü ne zaman ki sınıfta bir saldırı gerçekleşti, ondan 3 saat sonra benim elime teslim tebellü belgesiyle göreviniz iptal edilmiştir diye bir yazı geldi.